Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Bugün Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinin özel bir günü ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Şuşa'da gövde gösterisi yapıyor. Şimdi o görüntülere geçelim isterseniz. Bu görüntüler Şuşa'nın özellikle Hankendi'ye bakmayan yamacından güvenlik nedeniyle bu bölgede iniş yapılıyor. Özellikle Hankendi'deki yapılan tahriklere, taciz atışlarına karşılık Azerbaycan ordusu hem özel gününü kutluyor hem de mesajın alasını veriyor. Buradan şunu belirtmek isterim ki, Lavrov ve Rusya ne kadar Azerbaycan'a hükmetmeye çalışsa da damarlarındaki bu güçlü ruhun, bu Türklük ruhunun Rusların bu yaptıklarına en sert karşılığı vereceğine hiçbir şüphem yok. Ama Zengezur Koridoru ve Dağlık Karabağ'daki özellikle Hankendi, Hocalı, Hocavent ve bu gibi şu anda esaret altında olan Hocalımızın bir an önce kurtarılması gerekiyor. Özellikle her türlü donanıma ve komando birliklerine, evet özel kuvvetlere sahip olan Azerbaycan ordusunun artık bu tarihten itibaren adım adım geri kalan toprakları alması lazım. Bu konuda tabii ki özellikle Lavrov'un en son geldiğinde keşke yetkililer Türkçe konuşsa, tercümanla anlaşılsaydı. Kendi vatanında gibi konuşuyor adam. Kendi vatanında gibi söylemler geliştiriyor. Rus diline verilen önemi bu yüzden özellikle Türkiye'yi incitmek için kullanıyor. Lavrov Türkiye'yi incitmek için bu adımları kullandı. Gerçekten öyle. Yani bu adımları o şekilde kullanıyor ve bunu bu şekilde anlatıyor. Demek istediğimiz husus şu, artık bir şeyler yapılmalı ve belirtmek istediğimiz husus şu, artık adımlar atılmalı. Bu adımlar da zaten bu yönde. Evet, birlikler ve Şuşa'daki kuvvetler. Bura bir kırmızı çizgi ama Ruslar buraya kuvvet kaydırmak ve burada bir karakol açmak istiyorlar. Şuşa ile ilgili taleplerini erteleseler, evet, erteleseler de kafalarında bu düşünce var. Ya bir oldu bittiyle Şuşa'ya girmek ya da baskı ve cebir ve tehditle girmeye çalışıyorlar. Türkiye olmasaydı şimdi Şuşa'ya çoktan girmişlerdi. Özellikle Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri Azerbaycan'la tahlil etmesi önemli. Ama bu süreçte Şuşa'ya karşı yapılan tehditler, hala Şuşalıların Şuşa'ya dönememesi de ayrı bir ayrıntı değil mi? İnsan düşünmüyor değil. Dönüşler neden gecikti? Özellikle bölgede bu dönüşlerin gecikmesi incitici ve bir o kadar da tabii ki üzücü. Ama bu dönüşler bir an önce gerçekleşmeli ve bu dönüşlerden sonra da tabii ki ister istemez belli adımlar peşine gelecek ve olumlu ve realist bir adım gerçekleşecek. Azerbaycan'ın özellikle Zengezur Koridoru ile Avrupa'ya ve dünyaya açılması lazım. Şimdi askerleri neden gösteriyorum? Askerleri göstermemin nedeni kararlılığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin artık bölgede oldu bittilere ve işgallere dur deme adımını başlatmasıdır. Böyle yaptığımız takdirde gerçekten başarılı oluruz. Ama böyle yapmadığımız takdirde zorluklar ve yenilgilerle karşılaşırız. Azimli ve kararlı olmalıyız. Türkiye ve Azerbaycan'ın bu yönde bir kararlılığı önemli. Çünkü Ruslar şu anda Ukrayna'da büyük bir kan kaybediyor. Başka yerle uğraşacak mecalleri yok. Bakmayın kuyruk diktiklerine. Öyle bir iki füze fırlatarak Azerbaycan'a öyle bir şekilde hizaya sokamaz. Özellikle Türkiye'nin desteklediği
Azerbaycan'ın Türkiye'nin de destek verdiği yeni silahlarıyla tabii ki burada harika işler çıkaracağı açık. Balistik füze ise var. Her türlü termobarik mühimmatımız var. Bir tonluk akıllı mühimmatımız var. Yani Türkiye'de yok yok. Yerli mühimmatı arttırmak imkanımız da mevcut tabii ki. Ama bu tarihten sonra Azerbaycan'ın yalnız olmadığını haykırmanın zamanı geldi. Azerbaycan'ın yalnız olmadığını haykırdık, yarısını aldık Karabağ'ın. Ama geri kalan yarısını da almanın vakti geldi. Özellikle Ruslar Azerbaycan'ın topraklarında. Hocalı'da ne yaptılar? 50 metrelik bayrakta provokasyon yaptılar. Hankendi'de ne yaptılar? Rusların savaş işaretini Z harfiyle mesajlar verdiler. Rusların kafasında şu kesim var arkadaşlar. Karabağ'da hakim olmak. Yani Kafkasya'nın güvenliğinin Karabağ'dan geçtiğini düşünüyorlar. Ve güney güvenliklerini böylelikle sağlayacaklarını düşünüyorlar. Özellikle Türkiye'yi bölgede istemiyorlar. Lavrov'un Azerbaycan'ı ziyaretinde Türkiye ile kontrollü ilişki teklif ettiği, Türkiye ile yakınlaşmanın ve önemli anlaşmaların uygulamaya konmasını istemediği, Karabağ Azerbaycan'dan gelecek olan nüfusun geçmesini istemediği söyleniyor. Savaş bitti. Kim gitti yerleşti? Gören var mı? Evet, savaş bitti. Karabağ'da yerleşip de vatanıma kavuştum deyip de evinde ocağında oturup da mahallelere kuruldu mu? Evet, havalimanı açıldı Fuzuli'de. Azerbaycan havalimanı niye açtı? Fuzuli kenti daha yerleşime dönemedi. Ermenilerin harap ettiği şehirde bir bölüm yer ve iskan sağlansaydı şu anda orada tabii ki Azerbaycanlı candaşlarımız güzel bir şekilde bulunabileceklerdi. Evet, şu anda itibaren artık siyasilerin kararında Aliyev'in harekat emri vermesi isteniyor. Aliyev artık geri kalan topraklar için cesaretli davranmalı. Ermeniler saldırdı diye ilerlemeliyiz. Rusya burada itiraz etse de çok büyük bir karşılık koyamaz. Türkiye devreye girdiğinde Rusya işte geri adımlar atmaya başlar. Zengezur sözünü niye tutmadı? Güçlüyüm, istediğimi yaparım, istemediğimi yapmam dedi Rusya. Böyle olursa ne yapacağız? İlerlemek ve başarı kazanmak için bir şeyler yapmalıyız. Yani akıllı politikalar önemli ama bazen de risk almak önemli. Risk almak zorundayız. Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinin bu milli bağımsızlık gününü özellikle sizlere izletmek istedim. Askerlerimizin varlığı Şuşa'da emin ellerde olduğunu gösteriyor. Ama her ne olursa olsun tetikte olmalı. Rusya'nın gözü Şuşa'da. Çünkü Karabağ'a hakim olmak Şuşa'dan geçiyor. Her yere hakim yükseklik ve stratejik bir yer. Bu yönden önem taşıyor. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı unutmayın. Şuşa'dan bu güzel görüntülerle size evet bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.